Merhaba çocuklar. Çocuk kanalımız Ugi TV'ye hoş geldiniz. Matematikte toplama işlemi problem çözümünün ikinci aşamasıyla tekrardan birlikteyiz. Bir daha söylüyoruz. Soruyu çözmek anlamanın yarısıdır deyip problemlerimize başlıyoruz. Hepimize kolay gelsin. Babam 19 yıl önce askere gittiğinde 21 yaşındaydı. 19 yıl önce askere gittiğinde 21 yaşındaydı. Baban şimdi kaç yaşındadır diyor. Evet, şimdi ben bu soruyu çözmek için bir düşünmem lazım. 19 yıl önce askere gittiğinde 21 yaşındaydı. Yani bundan 19 yıl önce babam 21 yaşındaymış. O zaman yazalım. 19 yıl önce 21 yaşındaymış. Peki yıllar geçerse insanlar Yaşları daha mı artar yoksa azalır mı? Yıllar geçtikçe bizler ne yapıyoruz? Büyüyoruz. O zaman babam 19 yıl önce yani askere gittiğinde 21 yaşındaymış. Bu askere gittiği yaşı. Askere gittiği yaş. Peki o zaman aradan kaç yıl geçmiş? 19 yıl önce dediğine göre 19 yıl aradan geçmiş. Yani 19 yıl daha hayatımızdan ne yapmış? Geçmiş. Peki 19 yılda hayatımızdan böyle geçerse yaşımız artar mı? Azalır mı? Önce kendimize bunu sormamız gerekiyor. Evet, zaman ilerledikçe insanoğlunun yaşı ne yapıyor? Daha da artıyor. O zaman arttığına göre artma işlemi dediğimiz işlem e, ne oluyordu? Artmak. Kelimesi deyince aklımıza ne geliyordu çocuklar? Toplama işlemi değil mi? Evet O zaman toplama işlemi yapıyoruz. <laughs> Birler basamağından başlıyoruz. Birler basamağında 1 bir var. 9 var. 9 büyük olduğu için 9 bir elimde. 9 bir daha 10. On. 10'un sıfırı elde var. 1. Eldeyi buraya koyuyorum çocuklar. Ne demiştik? Söz uçar. Yazı kalır. Biz unutmamak için mutlaka eldeyi yapalım. Yazmazsak unuturuz ve cevabımız da yanlış olur. Geçelim onlar basamağına. Onlar basamağında 2 var 1 var. 2 1 daha 3. Bir de elde var 4. O zaman şu anda babam kaç yaşındaymış? Şu anda 40 yaşındaymış. <laughs> yani şu anda benim bulunduğum yaştaymış. Evet. Ömür geçiyor. Yıllar çok çabuk geçiyor çocuklar. Çocukluğunuzun değerini bilin. Diğer bir sorumuz. Meryem 4 yaşındadır. İkiz ablaları Meryem'den 8 yaş büyüktür. 3 kardeşin yaşları toplamı kaçtır? Soruya bakalım. Meryem 4 yaşındadır. Meryem'i yazıyoruz. Meryem'in yaşı belli. 4 koyduk. Meryem'in ikiz ablaları varmış. Ve ikiz ablaları Meryem'den 8 yaş büyüktür. Diyelim ki Meryem'in ikiz ablası dediğine göre kendisinden 2 tane daha büyük ablası var. Burada soru köküne dikkat edin. İkiz ablalar olduğuna göre ablasının adının birisi ne olsun? Beyza olsun. Diğer bir ablası da Betül olsun. Genelde ikizlerin adını birbirine yakın seçiyorlar ya. O yüzden ben de Beyza ile Betül dedim. Şimdi ikiz ablaları Meryem'den 8 yaş büyüktür. O zaman ikiz ablasından bir tanesi Beyza ya. Beyza Meryem'den 8 yaş büyük olduğuna göre Meryem'de 8 yaş büyük olduğuna göre, Beyza'nın en altına Meryem'in yaşını yazalım. Meryem'in yaşından 8 yaş daha büyüktür. Büyük dediğine göre daha fazladır. O zaman ben Beyza'nın yaşını bulabilirim. 4 ve 8'i toplarsam Beyza'nın yaşını bulurum. 4, 8 daha 12. Peki Meryem'in Meryem ablaları ikiz olduğuna göre ikizlerden bir tanesine Beyza dediğimize göre Beyza 12 yaşındaysa o zaman Betül kaç yaşında oluyor? İkiz olduğuna göre ikisi de aynı yaşta olur. O zaman Betül de 12 yaşında olur. Bize neyi soruyor? 3 kardeşin yaşları toplamını buluyor. O zaman hemen yapalım. 3 kardeş dediği Meryem'den başlayalım. Meryem 4 yaşındaydı. Beyza 12 yaşında. İkizi olan Betül de yine 12 yaşında. Yaşları toplama dediğimiz için bu şekilde yapıyoruz. Dikkat ettiyseniz çocuklar basamakları alt alta getirmeye Gayret ettim. Eğer alt alta getirmezsem sorumun cevabı yanlış olacak. olacak. Ve illaki toplama işleminde önce büyük sayı yazmanıza gerek yok. Küçük sayıda yazsanız, büyük sayıda yazsanız olur. Ama basamakları alt alta getirmeyi mutlaka yapın. Hemen yapıyoruz. Biller basamağından başlıyoruz. 4, 2 daha 6, 2 daha 8 1, 1 daha 2. O zaman bu çocukların yaşları toplamı 28'miş. 28 yaş. Evet güzel bir soruydu bence. İkiz ablalara dediği için Beyza dedim mesela ablalarından bir tanesine. Beyza kaç yaşındaysa ikizi de aynı yaşta olmak zorunda. Evet diğer bir sorumuz. Selma'nın aklında tuttuğu sayı 26'dır aklımızda tuttuğumuz sayı 26. Selma bu sayıya 17 ve 28 sayılarını eklerse sonuç kaç olur? Selma'nın tuttuğu sayı 26. Selma bu sayıya 17 sayısını ekleyecek. Eklemek demek ne demekti çocuklar? Hemen cecik buradaki anahtar kelimeyi ben yuvarlak içerisine aldım. Eklemek demek toplamaktı değil mi? Evet. Evet 26 sayısına önce 17 sayısını ekleyecek ve sonra 28 sayısını ekleyecek. Biz toplama işleminde istersek ne demiştik? Toplananları 2'den fazla da olabilirdi. 3 dolar, 4 dolar, 5 olur. Bu an şu anda burada toplanan sayımız bakın 26 1 toplanan, 2 toplanan, 3 toplananlı bir sayı. Biz bunu toplama yapacağız. Birler basamağına başlayacağız. <laughs> 6, 7 daha. 7 yedi aklımda 6 elimde. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bitmedi. 13'e 8 ekleyeceğiz. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21'in biri elde var. 2. Onlar basamağına geçiyoruz. 2, 1 daha. 3, 2 daha. 5, 2 de elde var. 7. O zaman Selma 26 sayısına 17 ve 28 sayılarına eklerse sonucumuz 71 olur. Evet çocuklar şimdi de uzun ömürlü bir ağaçtan bahsedeceğiz. Ceviz ağacı. Ceviz ağacıyla ilgili bir sorumuz var. Yandaki ceviz ağacının boyu 53 santimetredir. Kısaltmaları yapmış çocuklar. CM demek santimetre demektir. Her yıl 7 santim uzayan fidanın 2 yıl sonraki uzunluğu kaç santimetre olur? Her yıl 7 santimetre uzayan fidanın 2 yıl sonraki uzunluğu kaç santimetre olur? Şimdi şu anda cevizimizin boyu cevizimizin boyu şu anda kaçmış? 53 santimmiş. Biz 2 yıl sonraki uzunluğunu bulacağız. Birinci yıl diyelim. Ve ikinci yıl diyelim çocuklar. Her yıl kaç santim uzuyordu? 7 santim. Birinci yıl kaç santim uzayacak? 7 santim. İkinci yılda o zaman aynı şekilde 7 santim uzayacak. Biz cevizin 2 yıl sonraki uzunluğunu bulmak istiyorsak bu şekilde yapabiliriz. Bunu farklı bir yoldan da yapmaya çalışacağız. İlk yıl 7 santim, daha sonraki yine yıl yine ne yapacak 7 santim. Biz toplayalım isterseniz. Birler basamağına işaret koyuyorum. Hemen şuradan başlıyorum. İstersen buradan başlayayım. 3, 3, 7 daha. 7 aklımda, 3 elimde, 7, 8, 9, 10, 10, 7 daha, 10. 7. 17'nin 7'si. Elde var 1. 5 onluk. Başka şu sayılarda onluk olmadığı için 5. Bir de elde var 6. 67 cm oluyor. Ben bu yol soruyu çocuklar şöyle de yapabilirdim. İkinci yol derdim. İkinci yolda cevizim şu andaki uzunluğu çocuklar 53 cm. Şimdi her yıl her yıl 7 santim uzayacağına göre birinci yıl sonunda kaç santim olduğunu bulmak için 53'te 7'yi toplardım. 3, 7 daha 10. 10'un sıfırı elde var. 1 5. Altında bir şey yok. Bir de elde var. 6. Şu anda 60 santim bu birinci yıl. Ama ne yapacak? Bizim ağacımıza bize ne sormuştu? 2 yıl sonraki dediğine göre bir, bir daha uzatalım. Şu anda ilk yılın sonunda 60 santimdi. İkinci yılda da 77 santim artacağına göre 07 daha 7, altı altında bir şey yok. Cumbulup aşağıya. 67 santimetre. İster bu şekilde yapın, isterseniz bu şekilde yapın. Sonuçta herhangi bir değişiklik olmaz. Mesela okullarınıza baktığınızda okullarda. İki tane kapı vardır. E, nedir işte? Giriş kapıları, dış kapılar. Hangisinden girersen gir, okula ne yaparsın? Ulaşırsın. Bizde de sorularda da bazen soruları iki farklı yoldan da çözme şansına sahipsin. Son sorumuzu yapalım ve videomuzu tamamlayalım inşallah. Her gün bir önceki günden 7 sayfa fazla okuyarak elimdeki kitabı 3 günde bitirdim. İlk gün 18 sayfa okuduğuma göre kitabın tamamını kaç sayfadır onu bulmamızı istiyor. Her gün bir önceki günden 7 sayfa daha fazla okuyarak elindeki kitabı 3 günde bitiriyor. O zaman 3 gün olduğuna göre ben şöyle yapayım çocuklar. Birinci gün diyeyim. ikinci gün diyeyim. Ve üçüncü gün diyeyim. Ben buradaki soruyu çözmek için hemen verilenlere göre ne yapacağım? Yazdım. Her gün bir önceki günden 7 sayfa fazla kitap okuyor ve 3 günde bitiriyor. Şimdi ilk gün dikkat ederseniz ilk gün 18 sayfa okuyor. Hemen birinci güne 18 sayfamı yazıyorum bakın. 18 sayfa. Kur'an ne demişti? Her gün bir önceki günden 7 sayfa fazla okuyor. Demek ki bu çocuğumuzun okuduğu kitap gerçekten sürükleyici ki ilk baştaki günden daha fazla kitap okumaya çalışıyor. O zaman 18 ikinci gün kaç sayfa kitap okuduğunu bulmak için hemen 18'e 7'yi topluyorum. 8, 7 daha 15. 15'in 5'i elde var. 1, 1, bir de elde var. 2. Şu anda bulduğumuz 25 sayısı çocuklar ikinci gün okuduğu sayfa sayısı. Ne demişti bize? Her gün bir önceki günden 7 sayfa fazla okuyor. O zaman üçüncü günde okuduğu kitap sayısı ikinci günde okuduğu kitap sayısından 7 fazla olacak. Hemen üçüncü gün okuduğu sayıyı da bulmak için 25'te 7'yi topluyorum. 5 7 daha. 7 aklımda 5 elimde. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12'nin ikisi elde ver. 1, 2, bir de elde var. 3. Şu anda 3. günde okuduğu kitap sayısı, sayfa sayısı 32. Bana neyi soruyor? Kitabın tamamı kaç sayfadır? Hani demişti ya çocuklar. 3 günde elindeki kitabı bitirdiğine göre ben bu kitabın tamamını bulmak için Okuduğu sayfalar toplarım. İlk gün 18 sayfa, ikinci gün 25 sayfa ve üçüncü gün 32 sayfa kitap okumuş. O zaman topluyorum. 8 5 daha 8 9 10 11 12 13 2 daha 13 14 15 15'in 5'i elde var 1. 1 2 daha 3 3 daha 6 bir deldi de var 7. O zaman bizim kitabımız 75 sayfadan oluşuyor. Evet çocuklar, kitap okumayı kesinlikle ihmal etmeyin. Kitap okumak kesinlikle bizlerin bilgilerini daha da artıracaktır. Bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.